Cumhuriyetçi ilkelerin evrensel değerleriyle günümüzde yaşadığımız pek çok soruna karşı alternatif çözüm önerileri sunan bir kitap. Alman sosyolog, siyaset bilimci ve felsefeci Jürgen Habermas'ın siyaset kuramı üzerine yazmış olduğu yazılardan derlenen ve Türkçe'ye çevrilen Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak adlı kitabını bugün sizlere tanıtmak istiyorum. Bu kitap siyaset kuramı açısından oldukça değerli bilgiler içeriyor. Özellikle modern siyasi düşünceler açısından kıymetli. Öncelikle kitap üç farklı düzlemde değerlendirilebilir. Ben özellikle üç farklı noktada bugün konuşacağım bu kitap hakkında. Birincisi ulus devlet meselesi. Ulus devletin yaşamış olduğu kırılmalarla alakalı Habermas'ın görüşleri oldukça kıymetli. Birincisi ulus devlet çok kültürlülük ve küreselleşme arasında bir sıkışma yaşıyor ve büyük bir meydan okumayla karşı karşıya. Fakat buna rağmen kendisi buna karşı bir direnç göstermeye devam ediyor. Kendi içerisinde homojen bir yapıya sahip olmasıyla tanınan, bu şekilde tanımlanan ulus devlet kavramsallaştırmasının artık bir değişime ihtiyacı olduğundan söz ediyor. Bunun da o homojen yapısından, tek tipli yapısından kurtularak, sıyrılarak çok kültürlü ve heterojen bir yapıya büründürülmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için de toplum içerisindeki alt grupların muhakkak karar mekanizmaları içerisinde yer alması gerektiğini, seslerinin duyurulması gerektiğini belirtiyor. Zaten kitaba da adını veren Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak derken, ötekiyi bir şekilde gönüllülük esasına da dayalı olarak, tabii ki burası çok önemli, toplumun içerisine dahil etmek, onu bir şekilde dönüştürmemek, tek tipleştirmemek, yani toplumu tek sesli hale getirmemek üzerine kurulmuş bir sistemi öneriyor diyebiliriz. Tabii ki burada insan hakları meselesi ön plana çıkar. İnsan haklarının geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğuna da burada ayrıca büyük bir yer ayrılmış. Toplum içerisinde iletişim kuramsal cumhuriyetçilik yaklaşımının etno-milliyetçi ya da cemaatçi ulus devlet anlayışından daha uygun olacağını iddia ediyor. Yani toplum içerisinde tek tipli bir yapı yerine çok kültürlü, çok sesli ve bunların kamusal alanda ortaya çıkartılmasıyla alakalı bir yorum. Tabii ki özellikle belirtilmesi gereken bir diğer husus, marjinalleştirilmiş grupların ya da marjinalleşmiş grupların ve azınlıkların hakları üzerine de önemli değerlendirmeler var. Tabii ki azınlıklar konusu bugün hala büyük bir problem olmaya devam ediyor. Ulus devletler içerisinde azınlıkların konumu önemli bir sorun teşkil ediyor. Dolayısıyla marjinal gruplar, azınlıkların statüsü, bunların hepsi aslında ulus devlet içerisinde birer dinamit gibi duruyor. Bunun için Habermas'ın önerdiği 18. ve 19. yüzyılın kalıplaşmış ulus devlet normlarından sıyrılmak ve geleceğe doğru farklı bir adım atmak üzerine kurgulanmış. Dolayısıyla dahil etmeyi ön plana çıkartıyor. Ayrım gözetilenleri eşit görmeyi ve marjinalleşmişleri de soydaş bir toplumun tek tipliliğine sokmadan benimsemeye hazır hale getirmek. Yani toplum içerisinde mesela pek çok örnek verilebilir. Toplum dışında kalan gruplara karşı işte pek çok örnek verilebilir. Romanların durumu üzerinden tutun da toplum içerisindeki farklı etnik gruplara. Şimdi bunları da tek tek söylemeyi doğru bulmuyorum ama bir toplum içerisinde farklı içeriğe sahip grupların kültürlerinin, yaşama biçimlerinin kabul edilmesi ve bunların kamusal alanda temsiliyet gücünün hem resmi anlamda hem de ahlaki düzlemde kabul edilmeleri, yer almalarının değerli olduğundan bahsediyor. Burada tabii ki farklılığa duyarlı bir dahil etme, yani bir çatı oluştururken o altta yer alan sütunların farklı farklı olması üzerine, yani o çatıyı kapsayan sütunların bir ve beraber olması, ancak bu şekilde eşit ve adil bir devlet sisteminin de kurulabileceğini bizlere anlatıyor, aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla
İkinci bir husus, Kant'ın edebi barış anlayışına yapılan vurguları çok fazla kitapta. Biliyorsunuz Immanuel Kant, ahlakçı bir Alman filozof ve felsefeci olarak 18. yüzyılda fikirleriyle yön veren bir isim. Onun kozmopolitanist anlayışı vardır. Yani evrenselci, dünya vatandaşlığını öngörür. Hukuksal anlamda, ahlaki düzlemde yaptığımız davranışların edebi bir barışa, yani sonsuz bir barışa götürmesi gerektiğini vurgular. Bunun için de savaşı ortadan kaldırmak gerekir. Savaşı da nasıl ortadan kaldıracaksınız? Toplumlarda gittikçe artan haberleşme, insan ve mal trafiği ile gelişen karşılıklı bağımlılığın halkları en sonunda, tabii ki burada ticaretin önemi ön plana çıkıyor. Yani karşılıklı bağımlılık konusu ortaya çıkınca bunu cumhuriyetçi ve insanların evrensel bir barışa götüreceği iddiası var. Bu da tabii ki Habermas'ın kitabında fazlaca yer verdiği ve Kant'ın üzerinden yorumladığı bir husus. Karşılıklı çıkarlar barışçıl ilişkileri koruyacak bir dünya pazarını, dünya vatandaşlığını kurabilir önermesi var. Bu da tabii ki ahlakçı bir anlayış, farklı bir bakış açısı siyaset bilimi içerisinde. Dolayısıyla savaşı geri püskürten olumlu bir cumhuriyetçi, barışçıl bir dünya düzeni kurma arzusunun burada da dillendirildiğini söyleyebiliriz. Siyasi nüfuzu etkileyen konuları ve görüşleri bir araya getiren kamuoyunun önemine de fazlasıyla vurgu yapılıyor. Kamuoyu ve kamuoyunu oluşturan unsurların değeri çok önemli burada. Bunun için de vatandaşlık tanımının bir ortaklık içermesi gerekiyor tüm toplum kesimleri için. İkincisi de kitle iletişim araçlarının kullanılması önemli hale geliyor. Bu da kitle iletişim araçları sayesinde yayılan siyasi bir kamunun iletişim ağını genişletmesiyle beraber tüm toplum kesimlerinin seslerinin ortak platformlarda duyurulması üzerine bir anlayış, fikir ortaya atılmış. Benim kitapta en çok vurgulamak istediğim husus tartışmacı, tartışımcı demokrasi, deliberate democracy, deliberate politics adını veriyor. Yani müzakereci demokrasi de diyebiliriz biz buna. Kitabımız tartışımcı demokrasi, tartışımcı politika olarak adlandırmış. Bu da siyasal katılım ve konuşma haklarında kendini gösteren bir yapı. Yani toplum içerisinde çatışma halinde olan çıkar ve değerler arasında bir denge kurmayı öncülüyor, bunu hedefliyor. Bunun içinde belli başlı sebepler var, belli başlı ortaya çıkartılması gereken hususlar var. Bunları şu şekilde sıralamış. Hiç kimse katılımdan dışlanmamalı. Herkese katkı getirme konusunda eşit fırsatlar verilmeli. Katılımcılar söylediklerini düşünmeli. Bu gerçekten çok önemli. Katılımcıların ne söylediklerini düşünmeleri. Dördüncüsü, iletişim dışarıdan ve içeriden gelen zorlamalardan arındırılmış olmalı. Yani herhangi bir baskı altında olmamalı. Bir devlet baskısı veya bir toplumsal grubun baskısı, zorlaması altında bulunmamalı. Dolayısıyla farklı görüşlerin, fikirlerin ortaya çıkartılmasıyla oluşturulacak bir tartışmacı demokrasi, müzakereci demokrasi. Yani polemikten korkmayalım, düşünmekten, sunmaktan, farklı fikirleri dinlemekten çekinmeyelim anlayışını bizlere sunmuş oluyor. Evet, özetleyecek olur isek Jürgen Habermas tartışmacı politika ve müzakereci demokrasi anlayışıyla geniş yelpazede insanların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir kamuoyu ortamının oluşturulmasını arzu ediyor. Bunun için de toplum içerisinde hukukun anayasal özgürlüklerle bunların güvence altına alınması gerektiğini vurgu yapıyor. Kant'ın edebi barış anlayışına yaptığı vurguların çok değerli olduğunu, günümüzde de bu dünya vatandaşlığı kavramının da yani kozmopolitanist anlayışın, evrenselcilik anlayışının önemli bir temsilcisi olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla modern siyasi düşünceler anlamında okunması gereken değerli bir bilim insanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Jürgen Habermas
haber Mars'ın. Bildiğiniz üzere Türkiye'de siyasal düşünceler tarihi okutulurken Platon'dan başlanır, Marx'a ancak gelinebilir, bazen gelinemez bile. Modern siyasi düşünceleri anlamak, bu konular üzerinde güncel meseleleri ifade etmek, düşünmek ve yorumlamak açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Jürgen Habermas'ı da okunası kitaplar listenize alabilirsiniz. Özellikle kitabın başlığı da bu konuda bizlere pek çok mesaj veriyor. Öteki olmak, ötekiyle yaşamak. Dolayısıyla sizler de bu kitabı okuyarak bakış açılarınızı genişletebilir ve yeni ufuklara yelken açabilirsiniz diyelim.